Nasılsınız? Çok iyiyim valla. Çok iyi yerinde. Evet. Muhteşem enerjisi yüksek bir yerdeyiz. 25.sü evet. Düzenlenen Sadra Alışık ödül töreni. Neler söyleyeceksiniz? Valla koşa koşa geldim. Paris'teydim. Kime'deydik. Bu sabah geldim. Hemen hazırlandım. Buraya geldim. O yüzden çok böyle heyecanla töreni merak ediyorum. Keyfim çok iyi. Harika. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Turne nasıl geçiyor? Müthiş. Fransa'dan geçiyor. Sonraki adım şimdi neresi? Şimdi Almanya'ya gideceğiz. Baharın son sezon finalini çekmeye geldik aslında. Bu arada sezon finalimizi çekiyor olacağız. Sonrasında da işte Almanya turnemiz başlayacak. Leyla ile Mecnun'la. Oh, harika. Turnemiz devam edecek falan filan öyle. Sonra harika. Tatil. Bahar demişken Türkiye'de bu sezona damga vurmuş ilk 2-3 diziden birincisi kesinlikle. Çok güzel oldu. Neler söyleyeceksiniz? Böyle bir reyting bekliyor muydunuz? Ben bekliyordum. Ben işi okuduğum anda bayılmıştım. Çok seviyorum dizimizi. Yani hani hakikaten bence çok anlamlı bir şey oldu ve böyle sektörde bir şeyleri kökten değiştireceğine inanıyorum. Yani kadın işi işte daha hafif iş tutmaz falan filan ama işte bu kadar reyting alabiliyor. Bence bu bir sürü kadının önünü açacak bir şey olacak diye düşünüyorum. Dizimizi çok seviyorum, seti çok mutlu ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz size. İyi eğlenceler diliyoruz. Şöyle alabilir miyiz şimdi? Teşekkür ederim. Biraz daha geri gelebiliriz. Yani çok heyecanlı bir akşam çünkü Sadra Alışık ödülleri herhangi bir ödüle benzemiyor. Çünkü çok özel bir ödül. Hani daha önce de aldığımız bir ödül. Bir de heyecanlıyım biraz çünkü ilk defa burada ödül vereceğim. Ödül alacağım. Aldığım ödülü vereceğim. Çok güzel gidiyor tiyatro. Yasemin Hanım'la beraber. Evet, Büyük Aşıkların Sonuncusu çok güzel gidiyor. Sezonun son oyununu oynayacağız. İşte bu hafta. Ondan sonra işte bakacağız. Çok güzel gidiyor. Yasemin Hanım'la gayet tatlı. Güzel bir seyirci yakaladık. İyi gidiyor yani. Bakalım, değişik bir tecrübe oldu benim için de. Çok teşekkür ederim. Dubai'den gelen nişanlısı göremedik bugün ama. Dubai'den gelen nişanlı mı? O kişi Türkçe bilmiyor. Anladım. O yüzden gerek yok. Buraya da getirmeyelim. Bakalım. Başka bir ödül töreninde inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Ona götüreceğim. Tamam. Bakalım. Olabilir. Belki bayramda Bodrum'da. Tamam. Kolay gelsin. Burada geceye yakışır bir güzellik. 25.sü düzenlenen Sadra Alışık tiyatro sinema ödüllerindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Çok keyifli bir akşam. Yani dile kolay, çeyrek asır hakikaten. Böyle köklü ödül törenlerin olması hep benim için de muazzam bir şey. Ve benim için Sadra Alışık'ın şöyle bir önemi var. İlk filmlerinden, porno ödüllerinden bir tanesini Sadra Alışık'ta almıştım. O yüzden benim için ayrıca da özel bir ödül olmak var. Ayrıca 2020'den beri yapılmıyordu ödül töreni. Pandemiyle birlikte böyle bir araya girmişti. O yüzden de burada olmak çok önemli. Yani mutlu olmak için bir sürü sebep var bu akşam. Evet, tezgah soralım. Tezgah devam ediyor. Neler söyleyeceksiniz? Tezgah Mart ayında çekildik. Şimdi artık ünlüsünün mixinin bittiği haberleri geliyor yavaş yavaş. Muhtemelen sonbaharda seyirciyle buluşmayı yapalım. Nasıl bir şey oldu? Nasıl bir proje oldu? Çok fazla spoiler vermeyeyim ama bir kara komedi. Ve sonlanan aşk üçgeni cümlemiz. Ama acaba böyle bir aşk üçgeni mi, bir cinayet mi? Böyle bir şey. Bulmaca gibi. Bizlerle dolu bir film. Peki onun haricinde neler yapıyorsunuz? Yaz da yaklaşıyor. Neler yapacaksınız? TRT tabiye 10 günlük bir dizi çektik. Ozan Akbaba'nın yazdığı ve aynı zamanda oynadığı Uzun Uzun Yol tarafından yönetilen adı Çırak. O da Eylül-Ekim gibi gene yayında olacak. Şu anda da ben sezon için bir şeyler okuyorum. Güzel bir şey. Bu bekleyiş galiba değildi. Yani evet, iyi geldi. Bana çok iyi geldi. Evet, yani yaklaşık 3-4 projeyle birlikte dönüyorsunuz. Evet, evet. Yolunuz açık olsun o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.